Sektörel Haber Merkezi'nin bu haftaki konuğu, müzik dünyasının yaşayan efsanesi Selim Çaldıran'la beraberiz. Merhabalar Selim Bey. Merhabalar. Gerçekten yaşayan bir efsanesiniz. Yaptığınız müzikler, şarkılar hem ağlatıyor hem güldürüyor. Evet. Ben önce bunun sırrını merak ediyorum. Ya bunun sırrı biraz gönülden bu işe bakmak. Yani çok da ticaret olarak, çünkü müzik biliyorsunuz ruhla yapılan bir şey. Bizim sermayemiz ruhumuz. Çok da ticari kafayla bakmadığımız zaman, gönülle baktığımız zaman, dostlukla, arkadaşlıkla baktığımız zaman, o zaman her şey çözülüyor ve bu müziğe de yansıyor. Yani ruh aslında çok güzel bir şey, ruh biliyorsunuz. Ruh o kadar zevkli bir şey ki aslında onu sırrını çok kişi çözemiyor. Hani sinirleniyorlar, gülüyorlar, ağlıyorlar ama neden olduğunu bilmiyorlar bunları. Yani o sırada kafaya gelen bir duygu zannediyorlar ama onunla alakası yok. Biraz daha derine inilirse her şey çok pozitifleşecek hayatta. O yüzden ben çok pozitif bakıyorum hayata ve müziğime de onu yansıtıyorum. Onun için her şey çok güzel gidiyor. Ne güzel. Bir keresinde çalışma imkanı bulduğum zaman bir şarkıda, bir besteyi böyle o sihirli parmaklarınızı değdirmiş gibi bir anda baktım, wow, ne oluyor falan dedin. Evet. Gerçekten bu muhteşem bir şey. Evet. Selim Bey, aranjör olarak zirvenin en üst basamağındasınız. Bu işe ne zaman başladınız ve kimler vesile oldu? Atatürk Samsun'a çıkmıştı. İşte orada ben o bayraklı çocuk, el sallayan çocuk dermiş. Ya şey, bu işe ben evde babam piyano çalıyormuş. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde de şeylere gidiyormuş, derslere falan. Babamdan geliyor tabii. Annem de iyi bir ses. Müzikle hepsi çok alakalıymış. Evde piyanomuz varmış. Ben 5 yaşında böyle gelip boyuna bir şeyler, radyoda bir şey çalarmış, onu taklit edermişim, aynısını çalarmışım. Babam bir şey çalarmış, yanına otururmuşum, aynı şeyi çalarmışım. Ya bana böyle ilginç ilginç bakarlarmış, ya bu çocuk nereden öğrendi, nasıl öğrendi, 5 yaşında nasıl yapıyor bu işleri falan diye. Öyle bir tane hoca buluyorlar bana, piyano hocası, 6 yaşında. Derslere başlıyorum, önüme Beethoven sonatlar koyuldu bilmem ne, 7 yaşında. Sonra direkt konservatuara soktu beni o piyano hocası. Birinci olmuşsunuz. Konservatuarda birinci oldum. Yatılı bölüm kazandım. Bedava burs kazandım. Tabii yani bunlar, o sırada ben ne yaptığımı bilmiyorum da. Böyle bir 2000 kişi içinden falan imtihanla birinci olmuşum. Daha sonra da konservatuardan mezun olduktan sonra da tabii müzik hayatına başladım. Yani profesyonel müzik hayatına. İlk İstanbul Gelişim Orkestrası'na girdim. Ajde Pekkan. 3 sene onlarla çalıştım. Büyük Kabare Show'da falan çalıştım. Sevgili Gara Mafyan konservatuarda hocamdı. Piyano hocamdı. Sonra o beni işte dedi, sen hemen Ajde'ye geliyorsun. İkinci keyboard klavyeci olarak. Oraya başladım. Oradan sonra Coşkun Sabah Büyük Kabare'de onun da bir rolü vardı. Rolü derken yani bir 15 dakikalık bir ut solosu vardı. Bir de bir pazar günü şarkısını söyleyip gidiyordu. Onunla tanıştık orada. O bana iş teklif etti. Bir süre sonra Ajda Pekkan falan evlenince İstanbul Gelişim sahne işleri, stüdyo işlerine kaydı. Ben de Coşkun Sabah'la devam ettim hayatıma. Daha sonra Coşkun Sabah'ın Anılar albümünde başlangıç yaptım aranjörlüğe. O albüm çok büyük sattı. Türkiye rekoru kırdı. Çünkü orada hem pop bilgilerimi hem de Coşkun'dan öğrendiğim Türk sanat müziği bilgilerinin ikisini mix edip yeni bir tür ortaya çıkarmışım. Haberim yok. O tür çok başarılı oldu. İnsanlara sıcak geldi. Hem Batı normları hem Türk müziği normları. Ondan sonra aranjörlük hayatına adım attım. 9 albüm yaptım Coşkun Sabah'a. Daha sonra Metin Şentürkler geldi, Yıldız Tilbeler, Niran Ünsal'lar, çok ya hatırlamıyorum, Nalanlar, Serdar Ortaçlar, Gökhan Tepeler, Hazallar, o dönem çok büyük, Hakan Peker'ler falan.
Ondan sonra 90'lı yıllarda ne iş yaptıysam çok hepsi zirveye oturdu. Gönül verdiğimiz için, biz bunu hani ticaret olarak düşünmediğimiz için belki de başarılı olduk yani. O yüzden olmuştur. Duygusal. Aranjörlük hikayesi böyle devam etti yani. Böyle devam etti. Peki, hı-hı, ben bir şey merak ettim. Siz bu işe Coşkun Sabah'la birlikte başladınız. Hı-hı. Coşkun Sabah'la kaç yıl çalıştınız? Şimdi onunla 9 albüm yaptık. 10 yılda sahnede çalıştık. Yani 10 yıl içerisinde 9 albüm yaptık. Her sene hemen hemen bir albüm yapmış oluruz. 10 yıl falan sahnede çalıştık. 10 yıl beraber. Evet, peki, evet. Coşkun Sabah'la çalışmak zor mudur? Yok, Coşkun Sabah çok iyi bir müzisyendir. İyi bir, hı-hı, müzisyen abimizdir. Yani birazcık tabii onun da her müzisyen gibi olmazsa olmazları vardı. Fakat beni Batı normlarını bildiğim için kendisine dahil etti. Çünkü onun da merakı vardı Batı müziğine. Batı müziğiyle Türk müziğini birleştirmeyi istiyordu. Onu da beni arayıp da bulsa bulamazdı yani. Hakikaten karşısına çıktım herhalde. Ben de Türk sanat müziğini ondan öğrendim. Yani biz birbirimize çok şey verdik. Çok güzel günlerdi. O günler anılarda kaldı tabii. Anılar. Muhteşem. Dinlemek isteriz sonra sizden. Tabii. Selim Bey, gelişen teknolojiyle birlikte albüm satışları dijital ortama göre daha az. Hı hı. Peki sizce bu bir avantaj mı? Ya şimdi albüm satışları eskiden böyle teknoloji yokken, bilgisayar ortamları yokken albümler çok daha fazla satıyordu. Çünkü gerçi o zaman da korsan diye bir şey vardı. Kopya yapılıyordu. Hı hı. Ama yine de albümler çok fazla satıyordu. Mesela 2,5 milyon, 3 milyon satışlar yapılıyordu. Mesela 300 bin satan bir iş bu iş yapmadı oluyordu. Şimdi 300 bin, 100 bin satana platin veriyorlar. Yani eskiden çok farklıydı çünkü dijital ortam yoktu. Şimdi dijital platforma taşındıktan sonra bu müzik sanayisi albümler satmaz oldu. Çünkü arşiv yapmak isteyen insan sayısı çok azaldı. Yani evinde o albümün her şeyini görmek yerine oradan indirmeyi tercih ettiler. Bu da hem çabukluk hem ucuzluk anlamına geliyor. Bedava da indirebiliyorlar çünkü. O yüzden biz müzisyenlerin ya da şarkıcıların, sanatçıların emekleri de boşa gitmiş oldu böylelikle. Çünkü biz burada çok büyük emekler veriyoruz. O bir tıkla çat indiriyor. Halbuki bunun da onları da dinlemenin bir bedeli olmalı. En azından bir para ödemeliler. Emek veriliyor sonuçta. O kadar emek veriliyor. Bu emekleri çok çabuk tüketiyorlar. Yani dinleyiciler, tüketenler. Önemli değil. Biz yine varız ve onlar tükettikçe biz üreteceğiz. Onlar tükettikçe biz üreteceğiz. Yani bu bir avantaj değil tabii ki. Ama ne yazık ki dünyada bu böyle. Dünyanın her yerinde böyle. Dijital platforma taşındıktan sonra müziğin satışları durdu. Yani mekanik satışları durdu. Biz acaba şunu düşündüm. İnsan olarak her şeyi fast food gibi tüketmeye mi başladık? Tabii ki yani şimdi dikkat edin mesela Kral Pop'ta ya da Power Türk'te ya da herhangi bir müzik kanalında yayınlanan müziğin ömrü 2 aydır. En fazla 2 aydır. 2 aydan sonra yerlerine başkaları gelir. Yani bu bir sakız gibi düşünün. Attınız ağzınıza, tatlısını bitirdiniz. Bir süre daha sonra çiğnediniz, ondan sonra attınız gitti. Ya ben de onlara öyle tabir ediyorum. Yani tutan parçaları evvela çok güzel geliyor herkese. Bir ay, bir buçuk ay tüketiyorlar, ondan sonra unutuyorlar. Şimdi geçen yıl dinlenen, bilinen parçaları aklınızda mı? Değil. Değil. Çünkü yeni şarkılar çıktı, onlar aklınızda. Halbuki eskiden bir Ferdi Tayfur'ların, Orhan Gencebay'ların ya da işte o dönemin Selami Şahinler'in yaptığı parçalar hala günümüze taşındı mı? Taşındı. Hala onlardan herkes ekmek yiyor mu? Yiyor. Neden? Çünkü müzik kalitesi yüksek şarkılardı. Sözleri düzgündü. Şimdi yazılan sözde ne bir anlam bütünlüğü var, ne bir şey var. Müziklerde ne bir müzikalite duygu var, duygu var. Hiçbir şey yok. Her şey elektronik geliyor. Yani o yüzden önüne bilgisayarı alan aranjör oldu.
hiçbir müzikalitesi olmayan insanlar, hiçbir zevki, ruhu olmayan insanlar bile bugün kalkıp müzik yapıyorlar. O zaman da müzik sektörü ne oldu? Bütün duygu bitti. Her şey elektroniğe, her şey sadece eğlenmek üzerine kuruldu. Halbuki müzik eğlenmek üzerine, bazen duygulanırsın, bazen üzülürsün, bazen ağlarsın. Hı hı. Şimdi öyle değil. Elektronik müzik girince işin içine duygu bitti. Biraz da daha robotik yaşamaya başladık müzikal olarak. Yani daha yapaylaştık. Yapay tabii yani. Yapay. Peki en merak ettiğim bir şeye soracağım aslında. Sanatçı olarak beğendiğiniz biri var mı? Ya da kiminle çalışmak isterdiniz? Yani Türkiye'de mi, dünyada mı soruyorsunuz? Dünya. Şimdi Türkiye'de çalışmak istediğim ya da çalışabileceğim herkesle çalıştım. Ajda Pekkan dahil. Hı hı. Sezen Aksu. Yani aklınıza kim geliyorsa. Çalışmadığım kimse yok diyebilirim. Müzik sektöründe Türkiye'de. Ama dünyada bir Beyoncé ile ya da Madonna ile gerçekten çalışmak isterdim. Yani o onların, çünkü şimdi onların da ilgisini çekebileceği, ben Batı müziğini de eğitimini aldım. Türk müziğinin de eğitimini aldım. Hı hı. Onların da ilgisini çekebileceği değişik soundlar kafamda tasarladığım. Mesela geçenlerde Snoop Dogg'a bir parça gönderdik. Burada yapıp. Şimdi onlardan haber bekliyoruz. Çok beğenmişler. Altyapıyı ve düşünceleri beğenmişler. Ya bunu kullanabilir miyiz demişler. İngilizce söz yazdıracağız üstüne. Onlar eğer beğenirlerse o parçayı kullanacaklar. Gerçekten onların tam tarzı bir şey yapmıştık. Yani zaman zaman böyle şeyler aklımıza geldikçe onlarla irtibata geçip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii bu imkanlar Türkiye için biraz zor ihtimal. Yani Türkiye'den dünya sanatçısıyla çalışmak, yani o isminizi duyurmanız lazım, sizi tanımaları lazım falan. Bunlar birazcık Nirvana gibi geliyor ama imkansız da değil. Her şeyin bir imkanı var yani. Yani mutlaka bir şey, bağlantı bulduğunuz zaman imkansız bir şey yok. Peki bu imkansız dediğiniz zaman genel PR açısından mı, maddi açıdan mı? Yok yok, bunun maddiyatla falan bir ilgisi yok. Yani biraz daha oralara düşkün olmak lazım. Oralara bağımlı olmak lazım. Amerika müzik sektörünü bilmek lazım. Gidip gelmek lazım, uğraşmak lazım. Yani dediğiniz gibi tanıtım, PR ve bunlar daha önemli. Parasal bir şey değil. Yani şu an sadece zaten bunu yapan Tarkan. Tarkan yapmaya çalıştı. Ama başarılı olmadı. Çünkü arkada Atlantic Recorder vardı. Ahmet Ertegün vardı. Ama Ahmet Ertegün de vefat etti. Şimdi onu taşıyabilecek kimse yok. Ama Tarkan dünya çapında başarılı oldu mu? Oldu. Dünyayı sadece Amerika olarak almayalım. Rusya'da mesela Tarkan'ı tanıyor şu anda. Aynen Rusya. İşte Avrupa ülkelerinden birçok ülke tanıyor. Yani Tarkan başarılı oldu gerçekten. Ama üstüne gitmedi. Israrcı olmadı. Bir dünya starı olabilirdi yani. Olabilirdi. Peki bir şey biliyorum. Cazı olan ilginizi biliyorum. Hı hı. Peki neden bu alanda bir çalışma yapmadınız? Şimdi Türkiye'de insanlar, daha evvel konuşmuştuk, demin bahsetmiştik. Çok çabuk tüketmek istiyorlar ve çok çabuk yenisini istiyorlar. Şimdi caz müziğinde genelde biraz daha doğaçlama şeyler vardır. Caz biraz daha farklıdır. İnsanların o anda, benim çok hoşuma giden herhangi bir caz melodisi ya da caz müziği karşı taraftaki insanların hoşuna gitmez. Çünkü bu biraz da müziğin derinine inmek. Caz müziği biraz daha köken isteyen bir şey. Şimdi yüzeysel dinleyen halkımız, müzikleri %80'i çok yüzeysel müzik dinliyorlar. Yani çok derin müzik dinlemiyorlar. Ya yani Türk müziğinin verdiği arabesk müzik ya da onun sentezleri, yani pop arabesk, pop
Türk müziği, sanat müziği falan gibi şeyler daha kökene, daha uzağa gitmiyorlar. Çünkü biraz daha soğuk geliyor caz müziği Türk insanına. Biz Akdeniz insanı olduğumuz için daha Latin kafaları var bizde daha yani. Kafaları. Biraz daha böyle Latin caz falan onlar belki hoşlarına gider ama caz müziği biraz daha böyle uzak kalır Türk insanına. O yani tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz. Çok seven insanlar da var tabii. Onları yabana atmıyorum ama azınlıkta. O yüzden ben de kendime yapıyorum burada. Kendim dinliyorum. Ya da müzisyen birkaç arkadaşlar dinliyoruz. Aa uçuyoruz falan ama onun dışında çok böyle sektöre çıkarmadık daha. Ama şu anda kafamda bir şey var. Arabesk müziğini cazla birleştirmeyi düşünüyorum. Yani eski bütün arabesk şarkılarını alıp birkaç cazla birlikte karıştırıp caz harmonileriyle karıştırıp oldukça değişik bir fikir bu. Solistleri de bulmaya çalışıyorum şu anda. Ona uyabilecek, okuyabilecek solistleri. Geçen de Yıldız'la konuştum. Yıldız Silve mi? Hı-hı. Tamam, okuyayım. Tamam, okurum ben. Çağır beni, ben gelirim okurum dedi. Tamam yani birkaç kişiye daha söyledim öyle. Onlar da sıcak bakıyorlar. Tabii bunu sahneye de taşımak istiyorum. Yani ileride o arabeski hani İstanbul Festivali, Caz Festivali mesela. Bir atıyorum bir Ben de Özledim şarkısını Ferdi Tayfur'un farklı bir versiyonunu dinleyip böyle brasslar, güzel senkoplar falan. Ama tabii onun ne kadar başarılı olacağını bilmiyorum. Sadece şu anda bende proje yani. Proje diyorsunuz. Hı-hı. Peki bir aranjör olarak iyi bulduğunuz bir aranjör var mı? Ya şimdi aranjörlük çok ufku geniş, sonsuz bir şey. Yani yeni gelen arkadaşlardan biraz daha elektroniği karıştırıp da iyi müzik yapan birkaç aranjörümüz var. Yani onlar yetenekli arkadaşlar. Erdem Kınay gibi, Emrah Karaduman gibi arkadaşlar. Bizim jenerasyonun oğulları gibi düşünün. Oğulları. Yani ya da kardeşlerimiz gibi düşün. Bir Erhan Bayrak var. O da güzel işler yapıyor. Yani genelde aslında müzik camiasında kötü işler yapan insanlar, yani isim olmuş insanlar olarak kötü yapan insan yok. Herkes güzel şeyler yapmaya çalışıyor. Ama hepsinin tarzları var. Bir tanesi fazla elektronik yapıyor. Öbürü biraz daha akustik seviyor. Var yani. Bütün arkadaşları beğeniyorum. Hiçbir problem yok. Bütün hepsini beğeniyorum. Tabii tabii. Hiç şey yok. Yani değişik çalışmaları var. Değişik şeyler yapan insanlar var. Hepsini seviyorum yani bir kere. Kardeşim hepsi. Onun için onlar için tavsiyelerde bulunabilirim ama herkes zaten yolunu bulur. Herkes yolunu. Su yolunu bulur yani. Haklısınız. Selim Bey, hemen hemen Türkiye'nin tüm starlarıyla çalıştınız. Peki, en keyiflisi ve en zoru hangisiydi? Ya şimdi öyle kategorilere ayırmasak, yani ben şimdi hepsi çok keyifli, hepsi zor, hepsi kolay. Bundan bir şey anladınız mı? Biraz karmaşık oldu galiba. Şimdi neden karmaşık oldu? Birçoğu dostum, arkadaşım, birçoğu çok saygı duyduğum mesleklerine saygım, seslerine saygım olan çok insan. Hepsinin değişik tarzları, değişik psikolojileri var. Biz birazcık psikolog gibiyiz. İnsanları burada yani kötü olan psikolojilerini düzeltmeye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Müzik yapıyoruz. Müzik nedir? Ruhun gıdasıdır. O psikolojileri düzeltmeye çalışıyoruz. Kötü olanları diyorum tabii. Hepsinin öyle değil. Ama genelde çok keyifli çalışıyorum. Hepsini seviyorum. Hepsi arkadaşlarım, dostlarım.
Hepsiyle çok zevkli yanlar yaşadığım insanlar var. Daha çok samimi olduğum insanlar var. O daha çok samimi olduğum insanlarla daha zevkli oluyor tabii. Çünkü hepsi daha samimi olduğun zaman burada futbol oynuyoruz, yukarı çıkıyoruz, müzik yapıyoruz. Mesela bir Baha var, bir Kutsi var. Ne bileyim, Işın Karaca ayrı bir zevk. O iyi şarkı, değişik söylüyor şarkıları. Bir Sibel Hanım'la farklı çalışıyoruz. Bir Ebru Hanım'la şarkı farklı çalışıyoruz. Serdar Ortaç zaten tam bir çeşni. O da çok farklı bir insan. Yani hepsi Yıldız Tilbe'yi biliyorsunuz zaten. Onları hiç çok fazla anlatmayacağım. Ama hepsinin zevkli olan, çok güzel yanları olan işler yaptım. Ama burada çok büyük problemler yaşamadık. Fakat zaman zaman tabii gerginlikler oluyor. Çünkü sonuçta herkesin memnun etmek durumundayız. Herkesi memnun nasıl edeceğiz? O arayı ayarlamak o kadar zor ki. Ama ben üstesinden geldim hepsini. Nasıl geldim? Gönülle, arkadaşlıkla, dostlukla. Onların hepsinin üstesinden geldik yani. Problem yaşamadık. Peki Selim Bey, kazanç olarak müzisyenler Türkiye'de hak ettiği değeri buluyor mu? Şöyle söyleyeyim, ben yaklaşık 1000'e yakın proje yapmışımdır, yani iş yapmışımdır. Yani aranjörlükten bu yana, ilk başladığımdan bu yana. Ve bunların %80'ini tap olmuş sanatçılar şu anda Türkiye'de. Hepsinin yollarını açmışız. Yani onlara yol bulmuşuz. İlk çıkıştan bu zamana kadar onlara büyük yol kat etmelerini sağlamışız. Tabii bunda bizim de katkılarımız var. Onların da bizde katkıları var. Bizim de yol kat etmemizde, isim olmamızda. Benim konumumda Amerika'da olan bir insanın şu anda adası falan var. Yani öyle söyleyeyim. Bayağı. Şatolar, villalar falan. Bizim de Allah'ımıza bin şükür her şeyimiz yerli yerinde. Hiçbir problemimiz, eksimiz yok. Ama hak ettiğimiz yerde olmadığımıza inanıyorum Türkiye'de. Çünkü müzik sektörel ve hani şeyde politik anlamda kanunlandırılmamış. Bunlar birçok telif yasaları kanunlandırılmamış. Bizim dışarıdan kazanabileceğimiz çok büyük paralar var. Ama bu işin içinde o kanunlar olmadığı için meclise zaman zaman büyüklerimiz, Orhan Gencebay gibi işte bir takım bu işlerle ilgilenen insanlar meclise önerge verdiler birkaç kere. Ama bunlar hiç başarılı olmadı. Bu kanunları hala bekliyoruz. Duyarlarsa tabii bizi sayın bakanlarımız bu işle ilgili. Şu anda halen burada bir sancı var. Yani bir kısır döngü var. Onu çözemedik yani sektörü. Müzik sektöründe problemler var şu anda. Yani. Peki sizce nasıl bir yol izlenmeli? Vallahi işte ya biz da şimdi müzikle iç içe uğraştığımız için bunların uğraşlarını verebilecek durumda değiliz. Yani biz çünkü bir şeyin peşinde koşuyoruz. Biz başka duygulardayız. Hani abi nasıl bana buradan para gelmiyor falan problemlerini yaşayacak durumda değiliz. Biz müziğimizi yapmakla meşgulüz. Öğlene kadar da bunu yapacağız. Yani ne kadar gelse de gelmese de biz bunu yapmak zorundayız. Yapacağız zaten. Ama tabii nasıl bir yolu izlemek lazım? Orhan abi, Orhan Gencebay bunun yıllarca mücadelesini verdi. Başbakanken, Sayın Recep Tayyip Erdoğan başbakanken ona birkaç kere dile getirdi. O da ilgileneceğini söylemişti. Şimdi Cumhurbaşkanı oldu ama tabii o başka durumlar yaşıyor şu anda. Çok ilgilenebileceğini sanmıyorum ama Orhan abi hala bu işin peşinde. O da yaşlandı. Kaç yaşına geldi adamcağız? 70 küsürlü. Tabii 75 yaşında ama hala bana geliyor, ara sıra muhabbet ediyoruz. Selim'cim bu işi çözeceğiz diyor. Tamam, Orhan abi çözeriz. İnşallah diyoruz. İnşallah. Buna değinmişken ben aslında
telif haklarında bir dönem bir kaos yaşandı. Hı hı. Şu an hala yaşanıyor mu? Tabii tabii yaşanıyor. Çünkü birkaç sektör var. Bir tanesi MÜYAP, bir tanesi MÜYOR. Bunların açılımı, işte MÜYAP biliyorsunuz müzik sektörünün yapımcılarını kapsayan bir şey, kurum. Onların arasında bir kavga var. Hı hı. İşte havuz kavgası var. Vay sen şunu aldın, ben bunu alacağım. Sen niye fazla aldın, ben niye eksik aldım gibi. Yorumcular MÜYOR. Yani şu anda orada da bir kaos var. Nasıl bir kaos var? Mesela zamanında bir tane şarkı yapan adamı oraya kaydetmişler. Adam bir şarkı yapmış, bir klip çekmiş. Oradan o şarkı yayınlanırsa para alıyor. Ya da iki şarkı yapmış. Hı hı. Şimdi albüm yapan sanatçıları almıyorlar. Her albüm yapanı buraya mı alacağız diyorlar. Ne yapacağız peki? Diyorlar ki resmi kanallarda 1 milyon tıklanmış olması gerekiyor. Nerede resmi kanallarda? YouTube'da mı? Hayır, YouTube resmi değil diyorlar. Nerede peki? iTunes'te, TT.net'te, yani Türkiye'nin şu anda kabul ettiği ve orada 1 milyon tıklanmış olması gerekiyor. Hı hı. Şimdi mesela ben bir proje çıkarttım. YouTube'da 15 milyon tıklandı. Başka dünya kanallarında 20 milyon tıklandı. Ama TT.net'te 800 binde kalmış mesela, atıyorum. Onu şimdi MÜYOR'u almıyorlar. Ama 13 tane şarkısı var. Çıkıyor söylüyor. Yani ismini vermeyeceğim şimdi. Hı hı. Abi işte durumu çözmeye çalışıyoruz. Arıyorum MÜYOR başkanını. Burhan Şeşen biliyorsunuz. Hı hı. Diyorum ki orada Ahmet Kaşar peynirini oraya kaydetmişsiniz zamanında. Şimdi insanlar tarafından bilinen, gerçekten de dinlenilen insanları kaydetmiyorsun. Aa işte böyle bir şey var, şimdi böyle bir kanun çıktı, biz herkese alamıyoruz, her albüm yapanı koymuyoruz. Tamam, güzel bir şey ama bunu niye şimdi karar verdiniz? Daha evvel bu iş kurulurken düzgün bir şekilde karar. Yani hepsinde bir kaos var. MESAM biliyorsunuz bestecilerin, MSG bestecilerin ve aranjörlerin ekmek kazanabileceği bir yer. Orada da kaoslar var. İki tane şirket kavgalar var, bilmem neler var. Birleşmek istiyorlardı, birleşemediler. Birleştiler, tekrar ayrıldılar falan. Yani hep bir kaos var. Ve bu kaos çözülmeyecek. Neden? Onu da söyleyeyim. Bir, İstanbul'da ikamet eden ve İstanbul'da doğum yapıp İstanbul'da yaşayan müzisyenler, besteciler var. Bir de Anadolu'da ikamet edip Anadolu'da doğmuş, Anadolu'da yaşayan şu anda hala besteciler var. Bunlar gruplaşmışlar MESAM'da. Mesela Anadolu'dan gelenler büyük bir çoğunluk oluşturuyorlar üyeler arasında. İşte atıyorum 7200 üye varsa bunun 4000'i 5000'i Anadolu'dan geliyor. Bir seçim oluyor. İstediklerini seçebiliyorlar. Yani mesela Batı müziği bölümünde, yani bir bölümde Batı müziği bölümünde, pop müziği bölümündeki denetleme kurulundaki, yani müzik denetleme kurulundaki adam bağlamacı. Hı hı. Ama şimdi bu adam pop müziği bilmiyor ki. Sen pop müziğinin karşısına seçtiğin adam, pop müziğini denetlesin diye seçtiğin adam bağlama çalıyor. Yani Türk halk müziği sana sanatçısı ya da enstrümantisti. Hı hı. Şimdi sen bu adam, burada bir yanlışlık var. Sen pop müziğinden birini neden seçilmiyor? Çünkü Anadolu'daki çoğunluk üye, hı hı, bağlamacıları seçiyor. Ya da yine kendi memleketinden olan ya da kendi meslek sektöründen olan insanları seçiyor. Ya bir bakıyorsun her taraf türkü bağlamacı, hı hı, kemençeci, bilmem neci pop müzik sektörüne yön veriyorlar. O zaman da yanlışlıklar başlıyor. Orada senin pop müzik sanatçısının alacağı parayı o belirliyor. Yani bu böyle kaoslar var. Şimdi çok da detaya girmeyelim. Hı hı. Program anında bir... Yani o yanlışlıklar var. Bunun bir kere çözülmesi lazım orada. Mesela adam zamanında bir tane şarkı yapmış.
kırsal kesimden bir sanatçı. Hı hı. Bir tane şarkı yapmış. Adam orada üye şey yapıyor. Mesela asil üyelikte söz sahipliği yapıyor. Ben diyor falan böyle. Şimdi ben burada yılda 15 tane proje yapıyorum. Kaç sanatçıya. Hı hı. Adam beni oraya seçemiyor. Seçmiyor yani. Niye? Çünkü bilgili, bu konuda bilgili, pop müziği bilen insanları oraya getirmek istemiyorlar. Daha böyle eski bir kafayla sürsün istiyorlar. Yenilikçi şey istemiyorlar. O yüzden de ben o işin peşini bıraktım. Yani yine üyeyim ama toplantılara gittiğimde hiç konuşmuyorum bile. Herkes kavga ediyor, birbirini yiyor. Kavga bile çıkıyor. Yani yumruk yumruğa kavgalar çıkıyor falan yani böyle. Tamam diyorum, imzamı atıyorum, çıkıyorum gidiyorum. Evet, çıkıyorsunuz. Yani uğraşmak çok zor onlarla. Aynı dilden konuşmuyoruz, aynı frekanslarda değiliz yani. Hı hı. Aynı notada değiliz. Değiliz yani, aynı kafalar değil. Aynen. Peki, şimdi gelelim birazcık eğlenceli bir soruya. Evet. Çok fanatik bir Fenerbahçeli olduğunuzu biliyorum. Ya aslında çok fanatik değilim ama Fenerbahçe'yi seviyorum gerçekten. Babam tarafından tabii Fenerbahçeli doğmuşuz diye düşünüyorum. Sonra Fenerbahçe'yi takip ettiğimizde çok iyi işler yaptığını, güzel şampiyonluklar. Sonra futbolla ilgilenmeye başladığımdan sonra da daha koyulaştı olay tabii. Ben bir de futbol oynuyorum, profesyonel de oynadım. Konservatuara girmeseydim futbolcu olacaktım gerçekten. Ama konservatuarı seçtim. Yani müziği seçtim daha çok. Ama şimdi hobi olarak kendime bir halı saha aldım. Arkadaşlarımla toplanıyorum haftanın iki günü, üç günü. Hobi olarak yapıyorum ama 30 senedir hiç bırakmadım. Sürekli oynuyoruz yani her hafta. Yıldır. Her hafta bayağı böyle futbolcular gibi 3 gün, 4 gün oynuyoruz. O zaman bu fitliğinizi futbola mı borçlusunuz? Yani biraz öyle tabii. Ya spor, da şimdi spor yapmak. Güzelliğinizin sırrı var mı diye sorsam? Ya öyle düşünme ya. Ya ben çok öyle güzellik, iç güzelliği güzel. Yani dış güzellik çok önemli değil bence. Yani iç güzelliği iyi olan bir insanın her zaman için dostluklarla, arkadaşlıklarla geçen bir hayatı olur. Bence çok keyifli oluyor. Yani çok öyle tip falan şeyinde değilim. Ama yüzü gülen, pozitif insan her zaman kapıma açık. Yani hatta problemleri olan insanlar da geliyor. Yani biz doktor gibi olduk dedim ya. Psikolog ya gibi işte oldunuz. Aynen. Şurayı nasıl yapalım bilmem ne falan filan gibi. Ben böyle bir sorunum var, ne yapalım? Gel konuşalım, ne yapalım? Çözmeye çalışalım hallederiz. Yani. Aynen. Zaten ama hani ben sizi tanıdığım kadarıyla hep paylaşımcı ve öğretici bir ruhunuz ya var. Ya kesinlikle bütün bildiklerimi herkesin öğrenmesini yani sır yok bizde. Paylaşmayı yani, seviyorsunuz. Mezara bir şey götürmek istemiyorum yani. Her şeyi bilsin herkes. Peki, yaptığınız işin dışında bir projeniz var mı? Köfteci dükkanı. Ya şimdi yaptığımız iş, Allah daha çok bizi başarılı etsin bu konuda. Ben yaptığım işten başka işi sanmıyorum yapabileceğim. İşte dedim ya, bir tek futbolla, sporla ilgileniyorum. Biraz da arkadaşlarımızla işte PlayStation falan oynuyoruz. Ara sıra kafa dağıtmak için böyle ilgili arkadaşlar var, müzisyen arkadaşlar. Geliyorlar burada işte. Bayağı turnuvalar falan yapılıyor, geceler meceler. Onun dışında başka proje, ticari bir hayata aslında sıcak bakıyorum. Çünkü bu iş kalıcı değil. Yani şimdi biz elimiz ayağımız tutuyor Allah'a şükür de 15-20 sene sonra ne olur, biz bu kadar revaçta olur muyuz falan düşünceleri birazcık korku yetiyor insanı. Onun için bir sabit geliri olan bir gıda işine mi atılsak acaba ya da başka bir şey mi yapsak diye düşünmüyor değilim yani. Ama şu anda kafamda projelendirdiğim bir şey yok yani. Yok diyorsunuz. Hı-hı. Peki Selim Bey, son olarak sektöre girmek isteyenlere önerileriniz var mı? Vallahi girmeyin diyorum falan. Hani bir aşk olsa. Ya şimdi müzik sektörü gerçekten çok sihirli bir sektör. Yani çok sihirli bir
yer, bir dünya burası. Müziksiz yaşayan hiçbir insan düşünemiyorum. Yani gerçekten kendi farkında olan ve kendini bunun içinde bulacaktır. Yani farkında olan, farkındalıklı olan bir insan gerçekten müzikten ayrı bir yaşam yaşayacağını sanmıyorum. Hiçbir zaman müzikten kopacağını sanmıyorum. Ama bu işi profesyonel yapmak isteyen insanlar da şöyle düşünmeliler. Ya ben bu işi full yapacağım, tam anlamıyla yapacağım ya da yapamayacağım. Yani ısrarcı olmak zorundalar. Çünkü birincisi çok iyi çevre, ikincisi de güç, kapital lazım, para lazım. Yani bu sektörde hatır gönül işleri çok, yani bir kere hatırla iş yaptırırsınız, ikinci yaptıramazsınız. Çünkü müzikte torpil olmaz. Gerçekten başarılı olmak zorundasınız yani. Ve saldırgan olmak zorundasınız. Ama o yanlış anlaşılmasın. Yani girişkenlikten bahsediyorum. Mesela bir Sinan Akçıl örneği vardır. O da arkadaşımız, kardeşimiz. Çok yetenekli, düzgün bir müzisyen. Şarkıcılığa adım attı. Şarkıcılıktaki başarısını artık kendi takdir eder. Hani ben o konuda yorum yapmayacağım ama Sinan Akçıl çok girişken, dost canlısı, bu sektörün tanımadığı insan kalmadı. Neden? Çünkü radyocularla arkadaşlık yapıyor, televizyoncularla arkadaşlık yapıyor, müzisyenleri iyi tanıyor, herkese iyi davranıyor, herkesle çok iyi ilişkileri var. Bu ilişkiler ve çevre onu kendi alanında bir zirveye taşıdı. O yüzden o çevreyi edinmek lazım. O düzgün bir, yani bu örneği verdim. Birçok örnekleri daha var. Güzel bir bakış açısıyla bakıyor müziğe. Çok ticaret olarak düşünmüyor ama çok iyi besteleri var. Çok iyi sanatçılarla ilişkileri var. O yüzden de çok çabuk tanındı. Yani yeni girecek olan insanlar evvela başka insanlara üretken olsunlar, başka insanlara bir şey vermeye çalışıp kendi isimlerini o şekilde duyurup ondan sonra kendileri bir şey yapmaya kalksınlar. Bir Ersay Üner gibi, bir Altan Çetin gibi. Yani onlar çünkü tanındı artık, tanınıyorlar piyasada. Popüler isimler. Onun gibi yani. Mustafa Sandal da çünkü o albümleri falan yapmadan evvel birçok sanatçıya beste verdi. Mustafa Sandal olarak tanındı. Keza Serdar Ortaç. Yani o insanlar bu sektörde evvela bestecilikle ortaya çıktılar. Daha sonra albüm yaptılar. Hani hep duyduğum bir şey vardır. Şans. Şans, zaman. Bu ne kadar doğru? Çok doğru. Birazcık şans lazım gerçekten. Allah'ın yürü ya kulum demesi lazım. Ama o şansı da kendin de o şansın kaderini kendin belirleyebilirsin. Kendi psikolojine bağlı o işte. Yani ben bir gün Serdar Ortaç, çok idealist bir müzisyendim. Serdar Ortaç bir gün bana gelip, burada değildi tabii, koltukta oturup, daha hiç tanınmıyor. Ben çok iyi işler yapıyorum falan, zirvedeyim. Fatih Erkoç'la çalışıyoruz. İşte Ellerim Bomboş albüm var. Sinan Erkoç o zaman, o dönemin işte Mustafa Sandal'ı bilmem nesi. Onunla Serdar geldi. Dedi benim güzel bestelerim var abicim dedi falan. Ne iş yapıyorsunuz dedim. Ben dedi İstanbul FM'de DJ'lik yapıyorum dedi. Ama dedi çok güzel bestelerim var dedi. Bir dinler misiniz dedi falan. Randevu yaptı benimle. Hatta randevuyu unutmuyorum. İstanbul FM'in şeylerini getirdi. Böyle kayıt mayıt çekim cihazlarını yaptı. İşte cihazlarını getirip röportaj yaptı falan ilk. Sonra ben şarkıları dinledim. Gerçekten ilginç şarkılar vardı. Güzel şarkılar vardı. Ama dedim ki sen mi yapacaksın? Yani sen mi şarkı söyleyeceksin? Ben yapmak istiyorum dedi. Ya dedim sen yapmasan, İlk böyle birkaç birilerine versen. Şimdi ben de hani çok girişim, yani onu şey yapmak istemiyorum şimdi. Çünkü farklı düşünüyorum o zaman. Çok değişik bir müzik kafam var. Dedim ben doluyum Serdar'cığım biraz dedim falan.
çok yoğunum dedim. Ben yapamam dedim falan. Ama seni bir yere göndereyim dedim. Nereye dedi falan. İşte Rax Universal vardı o zaman. Rax'a gönderdim. Oradan Koral Sarıtaş hemen telefon açtı bir saat sonra. Hemen dedi işe başlıyoruz. Serdar Ortaç işi yapıyoruz. Abi dedim ciddi misin? Evet. Dedim abi ben şey yapamayacağım. Yani başka bir aranjör var. Sonra o dönemin Rax'ta çalışan maaşlı bir aranjörü vardı sevgili Özkan abi, Özkan Turgay. Ona yaptırdılar o işi. 6 ay geçti falan aradan. Ben bir gün Rax'a gittim. Oturuyorum böyle Koral Sarıtaş falan başka bir proje konuşuyoruz. Özkan Turgay girdi kapıdan içeri. Bir çanta elinde. Çantanın fermuarını açtı böyle boş çanta. Koral Sarıtaş kasayı açtı. Lap 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 desteleri saydı. Hiç unutmuyorum 320 bin lira bir para vardı o zaman yani işte. Özkan'cım dedi Serdar işi tamam değil mi kapattık dedi falan. Serdar abim çıkmış satmış. Bunlar ortak girmişler işe. Yani üç ortak. Serdar, Koral Sarıtaş, Özkan Turgay. Ortak girmişler. O parayı aldı. 320 bin lirayı. Ben böyle şimdi böyle kaldım. Sonra gitti 110 bin liraya Korukent'ten bir ev aldı. Bak hiç unutmuyorum o günleri. Paralarını bile hatırlıyorum yani. Korukent şeyde. Levent. İşte Levent. Korukent. Aynen. Levent şeyde. Korukent. O Zorlu Center'ın devamında. Ha. Daha 110 bin liraya aldı. Daha 200 bin lira parası vardı. Bir araba kendini aldı. Bir araba karısını aldı o dönemde. Hala cebinde 150 bin lira para vardı yani. Şimdi o zaman idealist olmaktan vazgeçtim. Dedim ki ben de bu işlere bulaşayım artık. Bulaşacağım. O işi ben yapmış olsaydım aynı parayı ben almış olacaktım. Çok da önemli değil para ama sonuçta bu ülkede her şey tersine işliyor. Mesela şu andaki şeye bakın, şarkıcılara. Yani şimdi eleştiriyor gibi olmayalım, isim de vermeyelim. Tamam. Ama düzgün şarkı söyleyen çok az insan var. Düzgün şarkı söyleyen insanların hepsi oturuyorlar evlerinde. Sıra dışı şarkı söyleyenlerin hepsi ilgi çekiyor. Sıra dışı. Terminal, yani marjinal. Marjinal. Yani yasaklayacağınız kuralların dışında olan herkes tuttu Türkiye'de. Bu da şunu gösteriyor. Türk halkı yasağı sevmiyor. Yani kuralcılığı sevmiyor. Mesela işte beni yak kendini yak falan bu kalkıyor tutuyor. İşte başka bir şey tutuyor. Biri Sultan Süleyman'ı değişik söylüyor, tutuyor falan gibi. Yani o arkadaşları da eleştirmek için konuşmuyorum. Bu işin dedim ya biraz evvel konuştum. Ufku çok geniş, sonu yok. Bütün yorumlara açık. Ama demek ki Türk halkının kabul ettiği şeyler sıra dışı ve marjinal olan şeyler. Yani onlar ilginç geliyor, onlar tutuyor. Burada biraz dumanlı kafalar mı yaşıyoruz? Hani ben kendi tabirimce. Biraz tabii ki öyle. Dedim ya kuralcılık. Mesela ben şimdi Elif Kaya ile konuşuyoruz. Bana diyor ki lütfen diyor bana armonileri öğret. İşte bu işin şeyini öğret. Notaları öğrenmek istiyorum bilmem ne. Diyorum ki hayır. Öğrenme. Niye diyor? Çünkü öğrendiğin zaman öğrenmiş olacaksın. Diyeceksin ki ay ben bunu yapıyorum bunu yapmayayım. Ben şunu yapıyorum yapmayayım. Ay bir dakika bu buraya ters düşer. Hayır ben senin o deliliğini istiyorum. Yani kural dışı yaptığın şeyleri istiyorum. O delilikleri istiyorum. O delilikler müzikte sınır tanımıyor o zaman. Öbür türlü belirli bir rotasyona sokmuş oluyorsunuz ve kurallara bağlı. Belirli bir armoni içinde. O armoninin dışına çıkamaz, yapamaz. Bu yasakları engellediğin zaman, sıra dışı olduğun zaman sen de değişik oluyorsun. Yani. Gerçi dünyada da böyle biraz. Kalıplaşmış, kalıpların içinde kalmıyor. Kalıpların içinde kalmıyorsun. Evet. Aynen. Peki son olarak ben Selim Çaldıran'dan böyle küçük de olsa bir şey dinleyebilir miyim müzik?
Müzik. Ne dinlemek istersin mesela? Nasıl bir şey istersin? Arabesk diyelim. Arabesk. Arabesk. Piyanoyla da arabesk çalmak biraz şey zor olur ama. O zaman gönlünüzden ne geçiyorsa. Çünkü ben arabesk yanınızda çok güzel olduğunu biliyorum. O yüzden özellikle arabesk dedim. Ya yok, ben tür olarak ayırmıyorum müziği ama daha çok caza meraklı olduğum için daha çok biraz daha caz müziğine sınırlı diyelim. Selim Bey, son olarak yaptığınız projeler var mı? Ya projeden bol bir şey yok. Müzik sektörü kan alıyor deniyor ama sonuçta sanatçılar mutlaka bir şey yapmak zorundalar. Onun için bizim işlerimiz hiç ölmüyor Allah'a şükür. Şu anda yolda olan birkaç projeden bahsedeyim size. Mesela Kutsi var. O Pol prodüksiyonundan çıkacak. Kutsi'nin çok top şarkılar yaptık. 8 aydır bu işin içindeyiz. Ve inanılmaz hit şarkılar geliyor Kutsi'den. İnandığım 3 tane mutlak hit şarkısı var yani. Mutlak hit olabilecek şarkısı var. Geri kalanlar da çok hite yakın zaten. Çok güzel bir albüm oldu. Bir toplam dönemlerin 8 şarkı mı demiştiniz? Yok. 11 şarkı, 11 12 şarkı. Tam bir albüm keyfi. Tam bir albüm. Ondan sonra Zara Arabesk 2 geliyor. Zara albümü. O da çok eli kulağında. Son aşamalarda şu anda okumalar bitti. Kutsi'nin zaten bitti. Şu anda promosyon aşamasına girdiler. Ahmet Selçuk İlkan projesi var. 25-30 sanatçının okuduğu. Bayağı hepsi bilindik isimler ve çok güzel şarkılar. O da çok sürpriz bir iş. O da güzel bir proje. Emre Altuğ Nostaljik Pop geliyor. Yani, Nostaljik Pop. Evet. 80'li 90'lı yılların şarkıları, Sezen Aksu şarkıları, Sezen Aksu'nun dışında birçok insanların okuduğu şarkılar. Emre Altuğ Zara Pop albümü gelecek daha ileride. Daha sonraki dönemde. Daha sonraki dönemde. Yazdan sonra pop. O da pop bir albüm yapıyor. Onun dışında yeni No Name isimler var. Onları da söyleyeyim. Elif Kaya'nın ikinci albüm çalışması var. O da çok güzel tap şarkılar yaptık. Onunla da güzel şarkılar yaptık. Daha aklıma gelen şu anda Robert Hatomo var. Linnet'in bir Ahmet Selçuk İlkan'da okuduğu bir şarkı var. Düet mi? Düet demeyeyim de o projenin içinde bir okuduğu Anladım. Şarkı var. Yani şu an aklıma gelenler bunlar. Aklıma gelmeyenlere de beni affetsinler. Çıkınca görürler. O zaman bu tatlı sohbetinize gerçekten doyum olmuyor. Yani sağ olun. Saatin nasıl geçtiğini inanın anlamadık. Teşekkür ederim. Sektörel Haber Merkezi olarak öncelikle bize kapılarınızı açtığınız için çok teşekkür ediyorum. Ne demek, her zaman açık. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Programın bu hafta sonuna geldik. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.